Normalleşme adımları siyasette ilgiyle izleniyor. Bunun bir yansıması olarak milli meselelerde iktidar ve muhalefetin tek yürek olması gerektiği de ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve CHP lideri Özgür Özel'in bu konuda müşterek açıklamaları var. Ama CHP'de yine Kılıçdaroğlu dönemini hatırlatan isimler çıkmıyor değil. İstanbul Milletvekili Namık Tan onlardan biri. Tan eski bir büyükelçi ve Türk dış politikasına da oldukça hakim. Ama buna rağmen meclis kürsüsünde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesi için kullanılan Mavi Vatan kavramına masal yorumunu yaptı. Skandal sözlere CHP de tepkili. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatleri için atılan adımlara masal dedi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mavi Vatan kavramı CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ı rahatsız etti. Tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla o sözlere AK Parti'den peş peşe tepki yağdı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından sert sözlerle eleştirdi CHP'li Tan'ı. Sorumsuz ve yakışıksız bir ifadeydi. Bu Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır diye devam etti. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise tartışmalara Mavi Vatan Misaki Milli'nin denizlerimizdeki karşılığıdır, Atatürk bunları görse sopayla kovalardı sözleriyle katıldı. CHP'li Tan'a kendi partisinden de tepki gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Mavi Vatan kavramı için her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır ifadeleriyle Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.